Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende Piyade Sözleşmeler Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeler Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeler Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Deren, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İhtikam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, törende şehitlerimizin özgeçmişleri okundu ve dualar edildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşları başta olmak üzere şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde'ye, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın Adıyaman'a, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'a, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'a, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep'e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu İstanbul'a, İhtikam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'e, Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu'ya gönderilmek üzere ambulansla Şerafettin Elçi havaalanına götürüldü. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. Murat Atar, Muhammed Turahan Evci'nin huzurunda ellerine bizlere de görevlerini layıkıyla yapma şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, onların mekanına haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Cenab-ı Hak üstü şehadetinizi kabul eylesin. Bütün şey... Cenaze yürüyüşü marş!